Herkese yeniden merhaba ve yeni bir haftalık alışveriş videosuna hoş geldiniz. Bugün Prag'dan başlıyoruz haftalık alışveriş videosuna. Ama şu an fark ettim ki Brno'daki market turunu çekerken kafeteryan yok herhalde Prag'da dedim, varmış. Tamamen yanlış hatırlıyormuşum. Paskalya bu hafta olduğu için bütün Paskalya çikolatalarına %50 indirim yapmışlar. Burası Lintin reyonu. Şöyle. Ve burada da yine Lint'in yumurta çikolataları var. Fiyatlar bu arada bayağı uygun. Burada da çok büyük bir Paskalya çikolatası var. Bunu hiç görmemiştim mesela, bu çok güzelmiş. Bunun içini görebiliyor muyuz? Bu tek başına bir tane. Bu da 319'dan 159'a iniyor. 25 kron 1 euro olarak çevirebiliriz. Buradaki Tesco da çok güzel. Böyle mutfak eşyaları reyonda var. Ama ben direkt kupaların olduğu reyona geldim. Çünkü Brno'dayken bu kupayı zaten gözüme kestirmiştim. Bunun bir de mavisi vardı yanlış hatırlamıyorsam, ama şu an burada yok. Ama zaten ben lilasını çok beğenmiştim. Lila hiç kupam olmadığını fark ettim ve bunun renkleri çok hoşuma gitti. Krona çevirince de 3 euro gibi bir fiyata geliyor. 109.90'dan 79.90'a düşmüş. Alışverişimizin ilk parçası bu. Mesela bu yemek setleri çok hoşuma gitti. 12 parça ve normalde şu büyük servis tabağından, küçük tabağından, ama şu anda açıkta yok galiba. Şu üstündeki sarı olandan ve bu kaseden 4'er tane var. 12 parçalık takım. 489'muş. Gerçekten çok iyi fiyatı. Ama ben en çok sarısını beğendim. Beyazı da var, grisi de var ve şöyle bir petrol mavisi gibi güzel, böyle mavi yeşil gibi bir rengi de var. Bu da çok güzelmiş. Gerçekten Tesco'nun kendi markası. Bu Tesco Home'u çok beğendim. Aynı şekilde böyle düz çeşitleri de varmış. Bunlar da bayağı güzel. Ama benim favorim hala bu. Kozmetik reyonuna bakayım dedim bir de. Dove'un böyle stick formdaki deodorantlarını kesinlikle bulamıyorum Almanya'da. Sadece şu şekilde olanları var. Bu bilye olanlar ve hani ıslak bırakanlardan. Bunları çok sevmiyorum. Onun için burada bulmuşken uygun fiyatta buradan birkaç tane alacağım şimdi. Orijinali elmalısı, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Salatalıklısı, armutlusu ve bu da leke bırakmayan cinsinden. Bunların hepsinden alacağım. Çok tatlı bir satış çalışmanı geldi yanımıza ve bu çikolataların reklamını yapıyordu. Tadına baktık bu ikisinin ve beğendik de o sırada. Hani alalım dedik, bu da galiba lokalde bir marka. Lina sanırım. Serita adı. 3+1'miş. Öyle de söyledi aslında ama biz bir şekilde anlaşamadık ve şu an elimizde 5 tane çikolata var. Bir de bu çikolatadan bahsetmiştim. Billa'da. Bundan yok ve gerçekten çok seviyorum bunu. Bundan aldım. 5 tane. Geçen sefer de 5 tane almıştım ve 11.50 Çek kurunu. Burada geldik kapsül kahvelerinin reyonuna. Sanırım bu Starbucks'lar mesela indirimde değildi geçen hafta. Bu hafta indirime girmiş. Aynı şekilde bu marka da indirimde değildi diye hatırlıyorum. Biz şu anda Tesco'nun kendi markası olan bu kahveden alacağız. Şöyle 4 tane alalım. Zaten 5.sini de almıştık ve henüz kullanmamıştık. Bu gerçekten çok güzel bir kahve. Şöyle tam göstereyim. Gerçekten bu bayağı iyi bir kahve ve çok sevdim. Bunun fiyatı da 44.90. Ekmek reyonuna geldik. Mert şöyle bir kokladı ve dedi ki bu Balıkesir ekmeği. Bir tane denemek için alacağız. Bunun da fiyatı sanırım 77.90. Bir tane sadesinden alıyoruz. Bir tane de böyle keten tohumu galiba bu. Bu da güzele benziyor. Şöyle dokunduğumuzu alalım. Bu da güzel. Bu da 08 numara diye geçiyor. Aslında sebze meyve alışverişimizin bir kısmını yaparız diye planlamıştık ama yarın da hala marketler açık. O yüzden bugün yapmayacağız. Ya buradan taşımayacağız. Çünkü daha eve nereden baksanız 5 saatlik yolumuz var. Ama şöyle kısaca bakalım. Mesela salatalıklar 1 euro'nun altında. Sabah kahvaltısı için böyle bir tane muz alalım. En küçüğü de bu dörtlüydü. Bakalım bunun fiyatı ne kadarmış. Sanırım kilo fiyatı 37.90. Lay's fırından buldum ve alıyoruz tabii ki de. Fiyatı da 7.90.
Şimdiki durağımız da Kaufland. Son dakika geldik tabii. Bugün günlerden Perşembe ve Paskalya'ya son yarım saat. O yüzden çilek alacaktım ama gördüğünüz gibi kalmamış. Normalde 1.29'a düşmüş. Ama onun yerine bu yaban mersinlerinden alabilirim. Çünkü bunlar da indirimde olması lazım. Bunların bir fiyatlarına bakalım şimdi. 300 gramlık yaban mersini de 2.99. Bir tane de böyle minik karpuzlardan alıyoruz. Bunun tanesi 3.49. Bir tane de Pink Lady elma alıyoruz. Bunlar 1 kiloluk paketler. Fiyatı da 3.49. Bir de 1.5 kiloluk böyle portakal filesi alalım. 3.99'dan 2.49'a düşmüş. Zaten çok da bir seçeneğimiz yok gibi. Bunlardan birini alıyoruz. Şöyle Demet domatesler de indirime girmişler. Bunlar çok tatlı görünüyorlar. Bunlardan alalım bir de 2 paket. Yarım kilosunun fiyatı 1.79 ve kilo fiyatı da 3.58'e geliyor. Iceberg'ler büyük indirime girmişler. 66 centten 57 cente düşmüş. Bunlardan da 2 tane alalım. Iceberg'ten bir tane alalım. Bir tane de böyle yaprak marul alalım. Bunlar da güzel görünüyormuş çünkü. İkililerin fiyatı da sanırım 1.29. Kaufland'ın kendi markası kahverengi mantarlarda indirime girmişler. Bunlar 300'er gramlık paket. 2.49'dan %48 indirimle 1.27'ye düşmüş. Aynı şekilde beyazları da indirime girmiş ama beyazları o kadar güzel görünmedi gözümüze. Bir tane kahverengiden aldık. Bir tane de 1 kiloluk böyle havuç alalım. Hangisinden alsak şu güzel görünüyor gibi. Fiyatı da 1.49. Bir tane de 2.5 kiloluk böyle patateslerden alıyoruz. Bunlar en son güzeldi diye hatırlıyorum. Bunun da fiyatı 2.99. Portakal alırken limon almayı unutmuşum. Bir tane hemen limon için döndüm. Şöyle 5'li yarım kilo. Böyle yarım kiloluk filesi de 99 cent. Kaufland'da böyle His Henry E. Ziegel diye bir markanın neredeyse her şeyi gelmiş. Böyle üçlü sivetleri, üçlü tişörtleri, kotları, kargo pantolonları, böyle kapüşonlu sivetleri, böyle ayakkabıları. Yine eşofman altı üstü, fiyatlarını da göstereyim şöyle. Çanta, üçlü çorapları da gelmiş. Hiç görmediğim bir markaydı. Mesela şu çoraplar gerçekten çok güzel kış içinde. Biz almıştık daha önce. Yani numaram olsa yani kendime de alabilirim gerçekten. Ev için bile gerçekten çok güzel çoraplar. 39.42 numarası mesela olur bana. Bunun da fiyatı 12 Euro'dan 4.99'a inmiş. Ama lacivert değil de belki gri bile olabilir. Grisinin de rengi çok güzelmiş. Şöyle 3.5 yağlı sütlerden de alacağız 2 tane. Bunun da fiyatı 1.49. İlk defa Kaufland'dan bir yumurta alıyoruz şu anda. Umarım güzeldir. Bir tane organik bulduk. Markası da Lantikos galiba. Bunda altılısının fiyatı 3.29. Bir de ilk defa gördüğüm bir marka var. Mam galiba adı. Alkolsüz. Gazlı içecek aslında bunlar. Bir tane beyazından, bir tane de roze olanından alalım. Bunların da tanesi 3.69. Dondurulmuş ıspanak alalım dedik bir de. Kaufland'ın kendi markasında sadece ıspanak var. Ama mesela bunda yani zaten de öyle olduğunu da iddia etmiyor ama içinde krema falan var. O yüzden bunun yerine bunu aldık. Sonra bakıyorum başka dondurulmuş neler alabiliriz diye. Mesela bakın burada karnabahar var. Burada da başka bir ıspanak var. Yine karnabahar devam ediyor. Brokoli var. Yine brokoli ve karışık sebzeler de var. Tabii ki yine bezelye alalım. Bundan bir tane kalmış. Sanırım da 2.19 bunun fiyatı. Bunun içinde bezelyeden başka hiçbir şeyin olmasını beklerim açıkçası. Bakıyoruz şimdi. Yok. Yok. Bu da testi başarıyla geçti. Bir de Kaufland organik yine. Bu karışık sebzesinden alıyoruz bir tane de. Bunun da fiyatı 2.69. Bir tane de somon alalım dedik son olarak. İkili paketi 8.49. Ve somonun da markası tam olarak bu. Eska.
Bir de bir Kaufland klasiği olarak hala iyiyim reyonuna bir bakalım. Bebek mamaları varmış. Sonra burada farklı şarap çeşitleri ve içecekler. Burada mesela vegan bir çikolata gördüm. Burada bir domates sosu, protein bar, bazı pizza sosu konserveleri, mayonez, burada bir erik reçeli galiba. Ne olduğunu bir an anlayamadım. Sonra burada değişik ürünler var. Aa, bakın mesela böyle bir Casio kahve var. 3.29'dan 2.30'a düşmüş. Yani fena değil aslında. Bundan daha önce denemiştik. O zaman 1.69 almıştık hatta, ama bu ara çok fazla Casio kahve aldığımız için bundan almayacağım. Ve jelly bonlar, köpek mamaları, bebek ürünleri ve yine sanırım bunlarda çorba ve konserveler var yine. Haftanın sonundan ikinci marketine geldik. Şimdi Netto'dayız. Hani yaban mersini 6 euroymuş ve 150 indirim var diyor. Yani 3 tanesini şu anda 3 euroya mı alacağız? Gerçekten merak ediyorum. Bir alalım bakalım, kasada göreceğiz ne kadara gelecek. Bir tane de karnabahar alacağız. Şöyle. Zaten bir tane kalmış, oldukça da ağır. Ama gerçekten güzel görünüyor. 2.99 ve %50 indirim var. Yani bilerek yapmadık ama son dakika gelmenin faydaları gerçekten. Ve bir de pırasa alacağız. 2 tane alalım. 3 tane biraz fazla oluyor bize. Birkaç gün sonra pırasa yiyoruz. O yüzden 2 tane alacağız şimdilik. Tanesi 79 cent. Şimdi 2 tanesi 79 cent olacak. Bir de şu patatesten aldık. Yani normalde aslında patates almıştık ama Mert bunu görünce bunu da almak istedi. Bunda fiyatı 3.49. Diğerini de doğrayıp buzluğa atacağız. Bir de 5 tane bu büyük salatalıklardan alacağız. Bunlar da 69 centten 55 cent'e düşmüş. Normalde bunların yerine bundan almak istiyorduk ama yani gerçekten filelerin içindekiler bayağı pörsümüştü. Şöyle. O yüzden bundan alıyoruz. Bir tane de böyle küçük salkım domateslerden alacağız. 2.49 ve bunlar da yarım kilo. Bir de iceberg alalım. 2 tane. Evde çünkü 2 tane daha var. Bu da %50 indirimle 1.49'muş. Yani 2 tanesi 1.49'a gelecek. 2 tane de kabak alacağız. Öğle aralarında yoğurtla yemek pratik oluyor çünkü. Tanesi mi? Yok, kilo fiyatı 1.59. Bakalım 2 tanesi ya da 3 tane alalım. 3 tanesi ne kadara gelecek? Ya aslında ellemeden şey yapmıştım. O kadar yumuşamış ki vazgeçtim. Kahverengi mantarlar yarı fiyatına düşmüşler. 2.49'dan %50 indirim olacak. Bir tane bundan alalım. Bununla da bir mantar yemeği yapacağım. Ve bu mantar yemeği için kırmızı paprika biber gerekiyor. O yüzden bir tane de bundan alıyorum. Bu da 1.99 yarım kiloluk paketi. Bir de yoğurt alacağız. Şöyle yarımşar kilodan. Bunun da tanesi 89 cent. 89 cent olanlar 3.5 yağlı. 79 cent olanlar da 1.5 yağlı. Bunlar da bildiğim kadarıyla Netto'nun kendi markası. Ton balıkları yine indirime girmişler. 1.19. Evde var ama bu fiyata olduğu için şöyle bir 6 tane alalım. Bir tane de yulaf alacağız. Yani bir Instagram'da gördüğüm bir şeye göre daha uzun süre tok kalmak istiyorsak böyle bütün yulaf almak gerekiyormuş. Ben hep böyle ölçülmüş yulaf alıyordum. Bundan alacağız artık. Bunun da fiyatı zaten diğeriyle aynı. 79 cent. Ve Yankee Candle'lar gelmiş yine Netto'ya. Ben bu çeşitini ilk defa görüyorum burada. O yüzden bir tane bundan alacağım. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Ve diğer çeşitlerine de bakalım. Bu benim hayatımda kokladığım en kötü kokan mum olabilir. Yani şekerli diyor ama o kadar kötü kokuyor ki anlatamam. Bende bundan da vardı. Zaten daha önce de henüz kullanmadığım için bunu almayacağım. Bu da pamuk kokuyor. Gerçekten çok 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 güzel. Ve bakıyoruz şimdi. 2 tane pamuk. Bir tane de bundan kaldı. Bu da bizimle geliyor. Bunda fiyatı 7.99. Mağazadakinden kat be kat daha uygun.
Bir tane de hamburger ekmeği almaya geldik. Gerçekten en sevdiğim hamburger ekmeği bu. Ve aslında her zaman söylüyorum, susamlı olmasını tercih ederim künçülü, ama bunun tadı çok daha güzel ve büyük. İki tanesini kullanıyoruz, iki tanesini de buzluğa atıyoruz ve çıkarttığımızda gerçekten çok 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 iyi oluyor. Ve kesinlikle taze elinden bir şey kaybetmemiş oluyor. Bunun da fiyatı dörtlüsünün 1.69. En son Kaufland'dan aldığımız yumurta da güzeldi ama altılı fiyatı Netto'nun kendi markası organik yumurtayla aynı fiyattı. Hatta bir tanesi iki sarılı çıktı. Onu da göstermiştim vlogda. Şimdi iki paket bu yumurtadan alıyoruz. Tanesinin fiyatı da 3.29. Bir de hamburger için, köftenin üzerinde eritmek için böyle cheddar peyniri alacağız. Bu da galiba Netto'nun kendi markası. Fiyatı da 2.19. Böyle her zaman olmayan ürünlerin olduğu reyonda bakın ne buldum. Nesquik'in böyle kakaolu bisküvileri ve üzerinde diyor ki süte bondurmak için mükemmel. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Tanesi de 2.99. Şimdi de Kaufland'a geldik ve Kaufland'da bu marka kuru yemişlerin hepsinde şu an %30 indirim var. Bakıp gelmiştim zaten haftalık listeye de. Şimdi buradan birkaç bir şey alacağız. Bir tane ceviz alıyoruz. Bu markanın cevizleri ve genel olarak bütün ürünleri gerçekten çok güzel oluyor. Bu da 4.35'ten 3.04'e düşmüş. Bir tane de çiğ fındık gördük. Gerçekten çok güzel görünüyor fotoğrafta. Bu da 5.69'dan 3.98'e düşmüş. Bir de şöyle büyük kabuklu fıstık bulduk. 7.99'dan 5.59'a düşmüş. Bir tane de kabak çekirdeği gördüm. Bu da 1.89'dan 1.32'ye düşmüş. Yani benim en sevdiğim kuru yemişte kesinlikle tuzlu badem olabilir. Gerçekten çok severim. Görmüşken de bir tane alayım. 3.99'dan 2.79'a düşmüş. Ve en son bu markanın hurmasını almıştık. Gerçekten çok güzel. İndirimdeyken hazır. Bundan da alalım. 3.29'dan 2.30'a düşmüş. Hatta bunun bir tarihine bakalım. 11.2024. Bir tane daha alabiliriz. Hurma her zaman indirime girmiyor. Salatalık 59 sente 39 sente düşmüş. Yani biraz önce bir sürü almıştık ama yine buradan 2 tane alacağız. Çünkü galiba 5 tane aldık. Yarın pazar kahvaltısı için de gerekiyordu zaten. Ben Kaufland'a geleceğimizi tamamen unutmuşum. Biraz önce Netto'da daha pahalıya aldık sanırım bunu. Bir tane daha bu domateslerden alalım. Ya da 2 tane alalım. Biraz önce Netto'dan alamamıştım kabaklardan. Çok yumuşaktı. İyi ki de almamışım. Şimdi görünce buradakiler çok daha güzelmiş. Bunların da kilosu 1.49. Bir tane de pizza alıyoruz. Bu marka gerçekten çok güzel ve önerebileceğim en iyi market pizzası olabilir. Fiyatı da 4.69. Ben biraz daha kalın kenar severim. Böyle içeriği daha küçük olsun diyorsanız da bu da çok güzel. Yine aynı markanın etrafı böyle kalın kenar ve biraz daha boyut olarak küçük. Bunların da fiyatı yaklaşık 1 euro 10 cent kadar daha düşük diyebiliriz. Bir tane de lahmacun gördüm et. Denemek için aldık birer tane. Daha doğrusu bir tane. İçinde 3 tane var. Fiyatı da 3.49. Hamburgerin yanına yapmak için bir tane bundan aldık. Bunu ilk defa görüyorum. Böyle içi patates dolgulu panaya benziyor sanırım. McCain markasının 2.79. Bir de gerçekten iyi bir soğan halkası istiyorsanız eğer, bunun kadar güzel bir soğan halkası gerçekten yok. Yine aynı markanın şu an fark ettim. Bir tane de bundan alıyoruz. Bu da 2.99. Birer tane de et aldık. Bu da Blockhouse markası. Sanırım Hamburg'da bu markanın hamburgercisi var ve ilk orada bu markayla tanışmıştık. Böyle iki tane et almıştık Mert kendine. Ben genelde kırmızı et tüketmeyi çok sevmediğim için bunları genelde Mert yiyor sadece. Zaten tek porsiyonluk. Sanırım bu 7.49, bu da 5.49'muş. Bunları kasada göreceğiz. Bir de şu markanın böyle bezelyesini gördüm. Gerçekten çok severim. Etin yanına da böyle yancı olarak. Bunları buharda pişirmek gerçekten çok güzel oluyor. Bunu da burada görmüşken büyük markette bir tane bundan alacağım. Bunda fiyatı 1.99. Bir de kabuklu bulamasam da artık tamam dediğim bir ürün daha. Edamame. Bir tane de bundan alıyorum. Bu da 300 gram. Bunda fiyatı 2.89. Ben de kendime tavuk alacağım. 600 gram. Bunu da eve gidince porsiyonlarım. Ve 5 Nisan'a kadarmış tarihi de. Güzel. Zaten bu hafta yiyeceğiz. Bunda fiyatı
5.99. Bir tane de kakao alacağım. Bayağı da Dr. Oetker'in kakaosunu arıyorum. En güzeli bu bence. Bunun da fiyatı 1.99. Bir de şöyle mac and cheese makarnası gibi bu makarnadan alayım dedim. Bununla çok güzel bence. Salçalı ve peynirli, beyaz peynirli makarna yapılıyor. O yüzden bir tane bundan alacağım. Bunlar da indirimdeymiş. %60 indirimdeymiş. 1.89'dan 75 sente düşmüş. İki tane alalım. Yarın pazar kahvaltısına bir tane böyle Gazi'nin hellim peynirinden alacağım. Bunda fiyatı 3.29'dan %25 indirimle 2.46'ya düşmüş. Başka çeşitleri de var. Acılı ve baharatlı da ama sade her zaman iyidir. Evdeki bütün peynir stoklarımız bitti desem inanır mısınız? Ve 1.29'a bulmuşken şöyle iki tane alacağım. Fiyatı da 1.29.